Delikleri tanımlamayla devam edeceğiz. Öncelikle gelip yardım dosyamızı alıyoruz. Geldim, aç dedim. Ve şuradan tüm dosyalar diyelim. Ve Identify Hole Parasolid dosyamızı açıyoruz. Şöyle datamız geldikten sonra bakın üzerinde deliklerimiz var. Ama bunlar şu an yalnızca silindirik bir kesme yapmışsınız gibi duruyor. Delik olarak tanımlanmamış. Bunları tanımlamak için geliyorum, delikleri tanımla diyorum. Şöyle gelip gövdeye tıklarsanız zaten otomatikman sizin için bütün delikleri bulacaktır. Şuradan belli bir ölçüde ve belli bir özelliktekileri bulmak isteyebilirsiniz sadece. Onun için buradan standart ölçüye eşleştir dersiniz örneğin. ISO standardı. Bakın otomatikman bu düştü. Çünkü bu normal bir kesme. Veya gelirsiniz buradan açık delikler dersiniz veya kör delikler dersiniz. Bakın kör deyince şunların ikisi de sonuna kadar açıldığı için bunlar da düştü. Bu şekilde daraltabilirsiniz. Ben şu an hepsini standart olarak tanımlayacağım. Bunları değiştirmiyorum. Onayladım. Ve bunları standart delik olarak tanımlamış oldum. Peki bu standart delikler benim ne işime yarayacak? Yani bunlar sadece bir kesme olsa ne fark ederdi? Şu fark ederdi. Siz gelip şöyle yeni bir teknik resim sayfası açalım. Buradan delik tablosu dediğiniz zaman şöyle. Bakın eğer bunlar standart delik olmasaydı bundan zaten delik tablolarını anlatırken bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir delik tablosu oluşturamayacaktık. Gördüğünüz gibi bütün x ve y koordinatlarım ve özelliklerim burada bulunuyor.